Merhabalar. Merhaba herkese. Bu ikinci vlogumuz. Hafta sonu ne yapsak diye düşündük. Kitapla bir ayar çekmeye kararı. Evet, yani şu Kısacası arkamızda düzenini gördüklerinizi düzenleyeceğiz. düzenleyeceğiz. Evet. Bir de Hadi aşağıdakileri de başlayalım. listesi. Biz şurayı yaptık. Sonradan Evet. dedik ki bir vlog çekelim bence. Sonra Şu ortasında kısmı yaptık. başladık. Evet. Şu an İş O Bankası'nı yüzden şimdi gösterebilirsin. başlıyoruz. İstiyorsan. Öncelikle gösterelim ve planımızı anlatalım. Neden sözümü kestin orada da beni devam ediyorsun şimdi? Kameranın ortasında duramıyorum ben diyecektim. Tamam. Gördüm şimdi. Şimdi gösterelim şu rafı düzenledik. Bu rafı düzenledik. Nasıl Kaldı 3 yaptık? kitaplık. Ne yaptık? Yukarıya modern klasikleri koyduk. Ortaya Hasan Ali Yücel romanlar, tiyatro eserleri, masallar, felsefe ve karışık hani o tarz şeyler, mitoloji, felsefe. Aşağıya Ciddi kitaplarını koyduk İş Bankası'nın. Evet. O şekilde yaptık. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak? Kitaplıkta ne gibi değişiklikler olacak? Evet. Umarım güzel olur ve saat 12'yi biri geçmez. Evet. Şimdi hemen başlayalım ve Başlayalım. hızlıca ilerleyelim. Diyor. Evet Berkon, Evet, planın bu nedir? kitaplığı Sebum karışık klasikler ve Can yayınlarına koyarak devam etmek istiyorum. Karışık klasikleri ve Can yayınlarını koymak istiyorum. Tamam. Bakalım bir de yukarıda şey kaldı aslında İş Bankası'nın Türk Edebiyatı Ya klasikleri aslında ben kaldı. onları öteki tarafa koymak Ama istiyorum anlamadık yer şu kalmadı kısmı. baksana. Nereye koyacağız ki bunları? Evet, koyamayız artık. Ne yapacağız onlar kaldı orada. Neyse, Yapacak bir şey buluruz bir yok. şeyler. Hadi başlayalım Nereden da. başlıyoruz, oradan mı? Buradan başlayalım. İlk önce bunu düzene sokalım. Bir de bunun videosunu çekelim. Sonra devam ederiz. Ne diyeyim? Tamam, olur. Şimdi bunları indiriyoruz öncelikle. Açtın mı videoyu? Açtım. Aç bakalım. Video kadrajından bir Benim girip burası çıkıyoruz. sadece boyum yetiyor. Sen boyunu al, ben boyumu alayım hemen. Tamam. Onları yere koymayacağız yukarıdakileri de o yüzden dedim. Tamam. Oran kemerlere dikkat et. Üst üste koyalım. Hasan Ali Şu Toptaş'ları üst şekilde üste yere koyalım. koyuyoruz Kerem hepsini. Mustafa. Şurada atıştırmalıklarımız, toz bezimiz. Toz bezimizi gösterme ya. İnce Mehmet. Berkan, sufleni nasıl buldun? Çok güzel, çok nefis, çok harika. Seni de bu son zamanlarda övüyorumdur. Hayır, hiç övmüyorsun beni bu ara Seni Berkan. övüyorum. Yaptıklarını beğenmiyor musun? Yaptıklarına bayılıyorum. Ya Temizliği ben yapıyorum, boyalı. temizliği bana yaptırıyor. Orada sufle yiyorum, bir de bana bir şeydi. Al sufle sana. Yapacak gibi değmezsin ama. Ne Bunları yine yukarı kaldıracağım. Sevam unuttum. Neden Berkan? Video çekmek için aşağı alıyorum. Sen bizi hep Nasıl çekeceğiz uğraştırıyorsun Berkan, yukarıda? hep. Nasıl Hep çekeceğiz yukarıda? uğraştırıyorsun. Çek o zaman yukarıda. Yani. Ra erdin mi? Kimi büyük, kimi küçük, kimi boş. Videoda mıyız kız? Allah'ın cezası. Neden bu temizlik yaparken şarkı söyleme hastalığı var Dur. Türkan? Hadi söyle. Şimdi söylemem videoda olduğumuzu Ben söyledim önce. çıkıyor muyum acaba Çıkarsın herhalde. Berkan? Boyum çok kısa. Sen benim yanıma sokuluyor bak. Çıksın. Kamerasız da duramıyor. İnan tersin. Kız Çıkar sen arkadaşlar. bozsuz. Güçlen çayı. Şu kafama da bir şey Güçlenin. bağlayayım bak. Bağla. Almıyor böyle. Berkum Sait Faik'in hangi kitabı? Abasıyanık kitabı. Abasıyan'ın kitabını Abasıyanık okuyun kitabı arkadaşlar. okuyun. Abasıyanık kitabı çok harika bir kitap. Tavsiye ederim herkese. Okumalarını Berkum çayımızda. bak bence şu kısmı Hı. şu en alt kısmının yo, şu üst kısmını şuraya koyalım. En altta Ama böyle olmasın karnı dedik ya. olsun. Böyle olmasın dedik ya. Nasıl olacaktı? Sen bana bırak. Sabaha kadar bekleyeceğiz artık seni. Siz. Neye karar Atıyorum. verdin? Şuraya da alfa koyarız. Şuraya alfa yayınları. Öyle yaparız. Ne Tamam. diyorsun? Bence şurayı hiç bozmayalım. Sadece sayalım. Orası Olur zaten olur düzgün. orası düzgün. Orası zaten düzgün. Sıkıntısı yok. Stephen King'ler. Talihsiz Serüvenler dizisi bilmem ne. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak burası buradan buraya bu sefer de böyle biraz takılsın. Bir sene de Evet, böyle evet. takılsın. Şurası İş Bankası yayınları sağdaki. Şuraya kadar İş Bankası. Sonra Yapı Kredi. Can yayınları iki kat.
Tamam mı? Ondan sonra karışık aşağısı şuraya alfa diyeceğiz. Ama tipine göre yapalım. Tabi tipine göre yapalım. Tamam şuradaki tipi. Yapı kredinin tipi hepsi aynı zaten. Ya, tamam ben tipi tipleri koyayım. Tipi tipleri. Ama bu kapandığını da buna vuracak ya. Bak olmaz. Baksana. İşte dur sen. Dur çocuk. Tam onları klasiklere koyalım Allah aşkına. Tamam. Tam karışık klasiklere koyalım. Ben bunları şuraya koy. Onları getirmiyorum. Şuranın başına tam getirmiyorum bunları. Vazgeçtim. Tamam. Ama hiç benim dediğim olmuyor. Hep kendi kafana göre yapıyor. Geliyor şaplar. Tamam. Başka yok. Sen say. Güvenilmez oldun iyice. Sen kendine bak. Şurada bir kitap fazlalık var ya. Şuraya koymam gereken. Ne onu nasıl koyacağım? Sıkış. Girmiyor, vallahi girmiyor arasına. Zarar gelecek. Aa, şurayı üstte koyayım mı? Bak seversin sen şurayı. Ben tam dur ben onu. Bak. Sen öyle yapma. Nasıl yapacağım kızım? Sen öyle yapma, ben yaparım. Sen elleme. Sen indir bunları. Bak ne yapalım biliyor musun? Şunu yukarı koyalım. Yok indirmeyelim, buranın da düzenlemeyelim. Sürmedik. Boş ver kalsın buranın sildi. Burayı indirirsek mesaj. Nedir ki bu? Kucaklaşmanın kitabı. Babu felsefi bir kitabı. Ha, sana şeycilik bu. Öğüt verici. Güzelmiş. Güzel. Çok beğenilen bir kitap. Bunu koyayım mı? Ama hiç güzel olmadı orada. Böyle sayayım. Say baştan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 28, 29, 30, 30, 32, 53. Kitap tutucu olarak kullanacağım şimdi şöyle. Hı-hı. Ne diyeyim? Mantıklı. Tamam. İyi, güzel. Kapanıyor mu? Kapanacak tabii ki de, bir sıkıntı yok. Kapanmıyor. Kapanıyor. Tamam şu aşağıdaki nereden kapanıyor? Aşağıdaki nereden? Şimdi şuraya sayacağım. Ekle oraya. Say çocuğum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nereden aldık onu? Valla bilmiyorum. Almıştık ya. Hatırladın mı? Evet. Güzel bir kitap. Şöyle göstereyim. Biz dün daha şeyini izledik onu. Belgeselini ben izledik. Ben şu an kitabını okuyorum. Parallel Story. Parallel Story izledik. Kendi filmi ne o? Can Dostum Ana diye bir film çıktı. Onu izledik. Değildi. Kitabını okuyorduk. Yani benim bitiyor. Az kaldı ben kitabı. Okudum. Bir de bunu da okursak herhalde Anne Frank ile ilgili her şeyi okumuş olur. Evine gidip görürsek bir de Hollanda'da evet güzel ya, olur. Değil de. Mi? Şimdi şuradaki Can Yayınları'nı Şuber Konu'nun istediği yere koyacağım. Herkes kendi kitabını nasıl bakalım? Öyle mi olduk? Öyle mi olduk şimdi? Charles Dickens arkadaşlar. Koyuyoruz. Koyuyoruz. Havanı da atma ya. Her seferinde havanı da atma bana. Emile Zola. Emile Zola. Bak bakayım kaç kitap var Emile Zola. Bilmiyorum. 2-3 tane daha varsa at da yazara göre. Vardır kesin. Bak videoyu açıyoruz. Mesaj sesi geliyor. Görüyor musun? Evet. Ne yapıyorsun? Charles Bronte ile Emily Bronte kardeşleri aldık. Say baştan. Say baştan. Benim gözüme şurada bir şey takıldı. Ne takıldı gözüne ya? Takılmasın gözüne ya. Kızım senin o köz zevkini yiyeceğim ben bir gün. Ama vallahi güzel yaptım. Harika. Ne sayıyorum? Çok güzel yaptın düşüyor. Vallahi güzel yaptık. Mısır. Değil mi? Bence güzel. De. Bakın beyaz beyaz yaptık. Beyaz beyaz. Nasıl? Çok harika. Psikopatça bir dizilim. Güzel. Nasıl? Doğru saydın mı? 9-11 tane doğru saymışız. Tamam. Yanlış saysaydın seni affedemezdim. Bana o kadar laf yaptın. Sen yanlış sayıyor musun? Doğru söyle. Bilmiyorum ki. Doğru söyle. Bilmiyorum. Sen beni çok şey yaptın. Ne? Sayarken sabote ettin. Biraz etmiş olabilirim. Evet. Şurada şey var. John Steinbeck bir tane verebileceğim. Nerede? Şu altta bir yerde. Lan karısını şapka sanan adama aldım zannettim bir an. Unutup da. Neyi alacaktım ben? Bak orada şey var. Gazap üzümleri var John Steinbeck'ten. Oralarda bir yerler. Hemingway'in altında yeşil. Hemingway'in nerede? Yeşil ki ya bak işte önünde. Şu mu?
Onun altında galiba. Gazete üzümleri onu ver. Bülbülü. İkisi de ver, onu da ver. Bülbülü de ver. Şunlar da sen mi? Cennet'in doğrusu. Everest'u. Ama seni seviyorum. Tam Everest. Ne yapayım? Everest yani. Yayın evini mi değiştirdin? Anne Frank'ın evet. Ay onu okuyacağım ben. Hatıralar ve hikayeler. Ben de bu kendi yazdığı hikayeleri sevim. Aklımda bazı düşünceler var. Bunları bir araya getirip toparlamaya çalışıyorum. Şimdi hem de başka çizgili kağıdım olmadığı için bunun arkasına yazıyorum. Ya. Anne Frank bu sayfa boş kalmış. Ananın kendi notlarından bunun müsaade olmadığı anlaşılıyor. Ne kadar gerisi. Tatlı ya. Yazdım. Ya kız gerçekten güzel bir yazar olacakmış Berkon. Yaşasaydı tamam. Esel bu kadar kaldı. Ben buraya başka bir şey daha koyalım. Sen bitti. Ayrıntı ver. Ayrıntı koyalım buraya. Güvenler olur mu? Anlas. Yorulduk mu hayatım? Evet yorulduk. Ne koyalım oraya? Alfa. Şimdi. Alfaları alfa bir şekilde ayıralım mı sana? Bunların da numaraları var istiyorsan. Numaralık mı yapalım? Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ayıralım. Dur ben ayıralım. Hayır. Sen geç de burada ben ayırayım. Getireyim mi sana? Orada sen ayırma hadi. Hadi. Ver sen. Bazı var. Bunlar. Tamam mı? Evet. Başka Alfa. Klasikleri var Alfa'nın. Şey var. Alfa'nın klasikleri var. Nerede Dorit? Doritoslar. Evet arkadaşlar, bir de burada tadım yapacağız. Bunu BİM'den almıştık geçen gün. BİM'i söyle mi bari? Söylerim, BİM'den güzel şeyler alırım. Ama bu bildiğimiz soslu fıstıkmış. Ya bakayım. Öyle mi? Yani çıkıyor öyle ama tadı. Tadı da öyle. Değil mi? Hı hı. Peynirli olanı alsaydım. Ben daha farklı bir şey beklemiştim. Ama tadı güzel. Kaç verdin? 8. Anne. Sen? Anne. Lan orada bütün klasikler orada. Bunların hepsi klasik. Yap nasıl istiyorsan. Geçti artık. Saat geçti. Ama normal sen nasıl sığacak şimdi bunlar buraya? Sığacak. Kolumlama yapıyorum. Ne sığmak istiyorsun başka? Ben şu şeyde suna yakınlar var hatta. Onları ver. Nasıl şimdi onları? Ama kalsın şuna... koydukları sonra tekrar kaldırıp tekrar. Her şeyde kızıyorsun ya. Lazım oluyor. Her şeyde kızıyorsun. Ama her şeye kızmıyorum Sevan. Kalsın kaldırıp. Evet sıkıntı geldi şu an. Hiçbir şekilde getim olmuyordu. İstediğim düzene oturttum fakat... İstediğin düzeni oturttun ama kitaplar sığmıyordu. Sığmıyordu. Şu kitaplara bakınız hala. Bacaklarımız kalmamıştı. Ve sonunda bitirdik. Evet. Şöyle hızlıca göstereyim. Sonra Kocik ayrıntılı bir şekilde söyleyecek. Şu an sayım yapıyor. Evet, kapanış videosunda yorgun bir şekilde karşınızdayız. Bugün kitaplı istediğimiz şekilde düzenleyemedik bence, değil mi? Evet, ben... Olmadı, yapamadık. Yetmedi. Yeni bir kitaplık alalım, şu sağ köşeye yerleştirelim diyorum ben. Beşinci kitaplık olarak. Hı-hı. Şimdi ne oldu? Toplamda 1250 kitabımız varmış. Onu öğrenmiş olduk. 1250 olmuş kitap sayısı. O şekilde. Onun haricinde başka... Nasıl düzenledik bebeğim? Yani düzenlemiz... Şuradan başlayalım. Bu kitapla içerlemedik. Şurası bilim kurgu klasikleri yukarıda. Aşağıda korku klasikleri İtaki'nin. Onun altında Stephen King 2 raf. Stephen King'in bütün kitapları var neredeyse. Birkaç tane eksik. Onun haricinde şöyle göstereyim. Talihsiz Serüvenler dizisini almıştık. Önde o var. Harry Potter yanında. Arkada Harry Potter'ın eski kitapları var. Eski baskıları. Onun önünde... Yonun solunda Tolkien'in şeyi var. Tolkien'in kitapları var. Alt tarafta yine fantastik bilim kurgu. O tarz gidiyor. Bilim kurgu, hı-hı, fantastik, polisiye, klasik. Ne bulduysak işte ciltli cilsiz koyduk.
Sağdaki kitaplık en sevdiğim, benim de en sevdiğim burası oldu. Sağdaki kitaplık full İş Bankası yayınları oldu. Modern klasikler yukarıda. Çevirisi bence daha güzel görünüyor. Bunu gururla sunuyor. Öyle mi? Aşağıda evet. Evet. Modern klasikler yukarıda. Şöyle göstereyim. Hasan Ali Yücel klasikleri romanlar. İkinci kısım. Üçüncü kısım Hasan Ali Yücel klasikleri oyunlar, masallar. Altı felsefi işte ne bileyim düşünce kitapları, mitoloji kitapları karışık. Yine altta da. En altta da Hasan Ali aman İş Bankası yayınlarının ciltli kitapları. İşte ne bileyim Alfa'nın ciltlileri o şekilde gidiyor. Büyük kitaplar. Evet. Aşağıda şöyle. Sonra da sola geçelim. Üçüncü kitaplıkta İş Bankası yayınları. Türk Edebiyatı klasikleri yukarıda. Sonra altında Türk Edebiyatı'nın diğer işte yazarlarından aslında kitaplar karışık. Aslında orayı yayın evi olarak yapmak istedik fakat yapamadık. Evet. Yer kalmadığından. Yer kalmadığı için bu şekilde kaldı. Onun altında Can Yayınları, Dünya Edebiyatı ve şey var. Yine Türk Edebiyatı'ndan birkaç yazar var. Altında Can Yayınları klasikleri. Sonra en alt iki raf Dünya Edebiyatı kitapları var. Bu şekilde. Oraları da güzel oldu bence. Yani fena olmadı aynen. Yine. Aynen. Şu kısmını kötü beğendim. Durmuyor. Kötü durmuyor ama bence bir kitaplık şart artık. Evet. Sonra sağa geçelim. Sağda Dünya Edebiyatı devam ediyor şöyle. Altında klasikler başlıyor. Julian, Alfa'nın klasikleri elimde olan. Sıraladık. İşte Çivi Yazıları klasikleri bilmem ne. Yine altında ciltli ve büyük karışık ona klasikler. Ona koydun mu yine oraya? Koymayayım. Koyma. Videoda çıksın tamam, istemiyorum yani. Bozuyor göz zevkimi. O şöyle. Allah göz zevkimi. Şarkısı bu. Var kızım. Neyse. Şu şekilde yine klasikler ve bazı sığmayan kitaplar diğer raflara. Bu şekilde. Mesnevi'yi koyabilir miyim? Valla çöpe atacağım o Mesnevi'yi ya. Sus artık. Aşağıda polisiye, gerilim kitapları. Bunları maalesef böyle sergilenmek zorundayız. Başka rafa sığamadı. Yine altta böyle okumadığımız kitaplar. Aslında okuduyup da sevmediğim kitaplar. Ayağımla işaret edecektim abi. Ya ben. Valla. O duruma da geldim yani. İşte şu şekilde şey var. Lontana diyorum. Garanj'ın kitapları. Ne bileyim okuyup da daha önceden beğenmedim pek o tarz kitaplar. Şu an aramadığım kitaplar. En altta karışık araştırma kitapları falan var. Toplamda 1250 kitap diyelim. Geri koyayım ben Mesnevi'yi. Nazar değdirmeyin arkadaşlar. 1250 kitap. Öyle satılık. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum tabii ki de. Ama gurur duyuyoruz tabii evet, ki de. Güzel bir birikim yapmışız kendimize. Güzel bir düzenleme yaptık gibi. Umarım yeniden düzenle şu kitaplık fiyatına bir bakalım. Ucuzsa alalım. 1200 liraya almıştık. 1200 lira iki tanesini almıştık eskiden. 2000 liraya almıştık bütün kitaplıkları. Şimdi bir tanesi aynen. 2000 liradır muhtemelen. 4'ünü 2000 liraya almıştık. Şimdi bir tanesi muhtemelen 2000 liradır. O şekilde. Yani bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dur ben de geleyim. Kapanışı bugün beraber yapalım. Kapanışı birlikte mi yapalım? Evet, dur o zaman. Geldim. Gel. Evet. Bu anları çekeceğiz mi? Özlemiştim seni. Ben de özlemiştim. Seni göremiyorum. Senin kitaplarla uğraşmaktan boğuştum. Kitaplarda boğulduk artık ya. Yetti. Şimdi şöyle ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu düzen takıntılı kitaplık düzenlemesini kaydedeceğiz herhalde video olarak. Değil mi? Ne için? Vlog olarak mı kaydedelim? Bunu mu? Evet. Bu video bunu yok vlog bence. Olarak mı? Evet. Tamam o şekilde kaydedelim. Başka söylemek istediğin, ilave etmek istediğin bir şey var mı? Beğendiyseniz lütfen beğene tıklayın ve abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Çok seviniriz ve yorgunluktan öldük artık. Evet gerçekten yorgunluk. Fark ettiyseniz videonun ilk başlarındaki enerjimiz yok. Var mı? Bütün kitaplarla uğraştık. Yani sen bazı tane... yerlerin tozunu aldım dediğinde almamıştım bazı yerlerini. Ben aldım arkandan almıştım ama. Aldım değil geçti. Ben arkandan aldım fark ettim çünkü almadığını. Sadece yerlerini değiştirdim tamam dedim artık. Evet. Çünkü çok yoruldum. Bizden bu kadar dostlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.